Bilim adamları bu konuda insanların başarısızlıklarının sebebi iletişim kazası demesi çok haklı bir yer kaplıyor değerli arkadaşlar. Peygamberimiz şu şekilde bir hadis-i şerif ile aslında bize yol gösteriyor. Bela senin diline bağlıdır. İletişim değerli arkadaşlar vücut diliyle, ses tonuyla ve kelimelerle genellikle oluyor değil mi? Belayı da açtığımız zaman başarısızlık, sıkıntılar, hastalıklar, birçok şey söyleyebiliriz. Peki o zaman bela senin diline bağlıdır dediğimiz vakit senin başarısızlığında yine iletişimle alakalı bilim adamların ispatı da Peygamberimizin hadis-i şerifini ne yapıyor? Tasdikliyor. Dolayısıyla belayı üzerine çekmemek için veya başarısızlıklar yaşamamak için senin yapman gereken, öğrenmen gereken en önemli konu dil kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Karşı taraftaki kişiye kendi meramını anlatmak, onu anlamak, duyguları değiştirmek, davranışları değiştirmek, düşünceleri değiştirmeyi birinci sıraya koyman gerekiyor. İşte o zaman belayı üzerine çekmezsin. Kendinle iletişim kuramıyorsun. Yıllardan beri içinde bekleyen, ağlayan, mızmızlanan küçük bir çocuk var. Onunla daha iletişim kuramadın, bağlantı kuramadın. Kendinle daha iletişim kuramadın ki sen. Başka? Onunla iletişim kurmadığından dolayı sürekli mızmızlanıyor, sürekli sana hayatının negatif taraflarını gösteriyor. Hep negatif, 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 hep sürekli. Gece gündüz. Dolayısıyla sen eşinle de iletişim kuramıyorsun bu sefer. Sonra çocuklarınla aynı durum. Başta küçükken çok iyiydi onlar. Veya annen babanla iyi iletişim kuruyordun ama şimdi hep onlar da ilgi istiyor. Sürekli şikayet ediyorlar. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. İlgi istiyorlar. Sen de ilgi veremiyorsun. Senin ilgiye ihtiyacın var. Senin ilgiye ihtiyacın var dediğim zaman içindeki çocuğun aslında ilgiye ihtiyacı var. İşte ne taraftan tutsan çürük. Ve senin başarısız olmana sebep. Dokunduğun her şey elinden kaçıyor sanki. Başarısız oluyorsun. Sanki elimde bir lanet var hocam. Neye dokunsam kaybediyorum. Bütün sevdiklerimi kaybediyorum. Sürekli başarısızım. Sebebi bu. İletişim sorunu. Bunun sebebine biraz önce dediğim gibi sen duyguları, düşünceleri, davranışları değiştirmeyi bilmiyorsun. O içindeki çocuğu kontrol edemiyorsun artık. O içindeki çocukla iletişimi hiç kurmadığın için oluyor. Nereden başlayacağız hocam? Diyorsan hemen söyleyeyim, çok basit. Başarılı olmak istiyorsan iletişim sorunu çözmen lazım. Peki iletişim sorunu çözmek istiyorsan ne yapman lazım? Duyguları, düşünceleri ve davranışları değiştirebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Duygu, davranış, düşünceleri değiştirmeyi öğrenmen gerekiyor. Bunları değiştirebilirsen o zaman İletişimi daha iyi kurabiliyorsun. Kiminle? İlk önce kendinle. Başka? Eşinle, çocuklarınla dost oluyorsun. Annesi sürekli oğlum bırak bu balı yeme artık dedikçe çocuk daha fazla balıyor. Kimse durduramıyor. Hiçbir çözüm yok. İmam-ı Azam'a çözüm olarak gidiyorlar. Diyor ki anne benim çocuğumda şeker hastalığı var ve ben onu durduramıyorum. Bir iki cümle söylerseniz oğlum belki bırakır bal yemeyi ve sağlığına kavuşabilir deyince tamam diyor. 40 gün sonra gelin. Anneye bunu söylüyor. 40 gün sonra anne ve çocuk geliyorlar. Sonra önüne alıyor çocuğu İmam-ı Azam ve diyor ki oğlum bugünden itibaren artık bal yemek yok. Tamam mı diyor. Tamam. Dın diye çocuğun beynine o cümle giriyor ve beyni programlanıyor. Ve o günden sonra bal yemeyi bırakıyor. Fakat birkaç gün sonra annesi şaşırıyor tabii. Merak ediyor. Ya bizi niye bekletti diye tekrar geliyor oraya. İmam-ı Azam'a soruyor. Efendim diyor, 40 gün niye bizi beklettiniz? O bir cümle söylemiştiniz ya, oğlum bundan sonra bal yeme, yemeyeceksin tamam mı dediniz. Bunu 40 gün önce de söyleyebilirdiniz. Niye bizi 40 gün beklettiniz? Bunun hikmeti nedir diye sorduğunda şunu söyleyeyim ama Hasan. Ben o gün 40 gün önce bal yemeyi bıraktım.
İlk önce kendim yapmam lazımdı. Bir cümlenin etkisinin olması için onu benim de yaşamam gerekiyordu. Balı terk etmem gerekiyordu. Ben o yüzden o gün balı terk ettim. 40 gün vücudumdan çıktı. Kimyasal olarak balın eseri kalmadı üzerimde, bedenimde, kanımda. Ve 40. gün çocuğumla geldiğinde o zaman sözümün etkisi oldu. Ondan önce sözünün etkisi olmaz. Kesinlikle. O yüzden senin eğer şu anda sözün geçmiyorsa ilk önce senin yaşaman gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce kendi üzerinde çalışmaya başlayacaksın. Arılar eğer siz sakinseniz onlar da sakin duruyorlar. Örneğin ben arıların yanına gittiğimde bir kovanda 80 bin arı var. 80 bin arı birlikte hareket ediyor. Ve hepsinin kendi aralarında kokuyla bağlantısı var. Yani kablo ile değil de kokuyla bağlantı içerisindeler. Bunlar sizi hemen anlıyorlar, hesaplıyorlar. Kokunuzdan tanıyorlar ve kalp atışınızı hemen fark ediyorlar. Heyecanlıysanız, kaygılıysanız, stresliyseniz onlar da birden uğultu çıkarmaya başlıyor. Aynı heyecanı onlar da yaşıyor. Yani ayna gibi düşünün. Onlar da heyecanlanıyor ve siz devam ederseniz, stresli durumda kaygıyla devam ederseniz, orada heyecanlanırsanız, arı gelip beni sokacak diye heyecanlanırsanız, arı gerçekten bunu yapıyor. Size saldırıyor. Eğer siz kaygılıysanız, eğer siz sakinseniz, kalbinizi koruyabiliyorsanız arılardan, nefes alışverişiniz sakinse, kafanızdaki düşünceleri, duyguları ve davranışlarınızı kontrol altında tutabiliyorsanız, onlar da gerçekten çok sakin oluyorlar ve maskesiz de arıların arasında dolaşabiliyorsunuz. Hiçbiri gelip de sizi rahatsız etmiyor. Şimdi sırra gelelim değerli arkadaşlar. Arılar hesap edip insanın kalp atışını anlayabiliyor ise, duygularınızı, davranışlarınızı, düşüncelerinizi algılayabiliyor, ona göre hareket edebiliyor ise, o zaman sizin en yakınınız, sevdiğiniz, eşiniz, çocuklarınız da bunu fark edebiliyor. Çünkü onların da bilinçaltı var değerli arkadaşlar. Sizin de bilinçaltınız var. Ve iki kişinin bilinçaltı arasında köprüler kurulabiliyor veya köprüler yıkılabiliyor. Siz eğer kalbinizi muhafaza ederseniz, sakin, rahat, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı muhafaza edebilir, kontrol altında tutabilirseniz, onun duyguları, düşünceleri de size benziyor. Yani aynalanıyor değerli arkadaşlar. Armut piş, ağzıma düş. Karşıdaki kişi yapsın. O işte balık tutsun, pişirsin, ağzıma versin. Bu beklentiden dolayı senin hayatında bir şey değişmiyor. Artık gerçeği konuşma vakti geldi arkadaşlar. Balık tutmayı öğrenmen lazım, bu kadar. Birileri balık tutup senin ağzına veremez. Bir verir, iki verir, üç verir. Hayır. Çözüm o değil. Gerçek çözüm o değil. Sen öğrenmen gerekiyor. Senin balık tutup kendin pişirip kendin yemeyi öğrenmen gerekiyor. Başkalarının arkasından koşmadan, uzman olmayan kişilerin arkasından koşmadan, senin dilini anlamayan insanların arkasından koşmadan sen öğrenmen gerekiyor. Tek başına da bunu yapamayacağını artık öğrenmiş olmalısın. Yani tek başına kitap okuyarak, seminerlere katılarak veya videolar izleyerek tek başına kişisel gelişim yapamazsın. Sen çalışma yapacaksan, kendini geliştireceksen dışarıdan birisi bakması gerekiyor olaya. Tarafsız bir şekilde senin değerlerine sahip, seninle aynı dili kullanan, aynı inanca sahip kişi dışarıdan ne yapması lazım? Olaya bakıp seni belli bir süre çekip götürmesi gerekiyor. Sana yol göstermesi gerekiyor. Yani senin yeni kazanacağın davranışları alışkanlık haline getirmen için sana eşlik etmesi lazım. Yani senin elinden tutup sıkıca bırakmadan seni hedefine götürmesi gerekiyor. Çünkü senin bakış açınla dışarıdaki bir insanın senin hayatına bakış açısı devamlı farklıdır. Çünkü dışarıdan bakıyor olaya, tarafsız bakıyor olaya. Biz yıllardan beri Almanya'da
Avrupa'daki vatandaşlarımızın duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, onların bunları nasıl değiştireceğini, kendi kabuklarını nasıl kıracaklarını, şu anda yaşadığı sıkıntıların asıl sebeplerinin ne olduğunu onlara adım adım gösteriyoruz. Ve bu şekilde arzu ettiği hedefe, arzu ettiği huzura, arzu ettiği başarıya sevdikleriyle beraber birlikte ulaşabiliyorlar. Eğer sen de başarıya ve huzura karar verdiysen, tek başına yapamayacağını biliyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken tek şey, videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup gönderme. Ve bu videoyu da sevdiğin arkadaşlara ve dostlara gönder, onlar da faydalansın. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.